şiddetimizin, gayretimizin altında yatan sebep neydi? Yani neydi bizi gayretli kılan, neydi bizi samimi kılan, neydi bizi şevkli kılan, altında yatan sebep? Cenab-ı Hak bizim halimizin, hareketimizin, tavrımızın arka planına bakıyor. Yani amelin derinliklerinde ne var? Malum ya, kitabın derinliklerinde manası vardır. Kitabın manası güzelse o kitap güzeldir. Aynı onun gibi insanın da amel defteri bir kitaptır. Ama bu amel defterinin arkasında yatan mana, yani bizi amele sevk eden, o amele teşvik eden sır, hakikat, İşte oradaki mana, oradaki niyet güzelse o amel güzeldir. Çünkü niyet amelin ruhudur. İhlas da niyetin ruhudur. Eğer niyetinizin içinde ihlas yoksa o niyet ölüdür. Amelinizin içinde samimi niyet yoksa o amel de ölüdür. Nasıl canlı insanın canlısı hareketli, heyecanlı, tatlı, değil mi? Fakat ölüsü leş gibi adeta. Ömür boyu baba diye sarıldığınız bir insanı öldüğü anda gömmek için yarışıyorsunuz. Neden? Çünkü onun bütün güzellikleri ruhunda kaldı. Ruh çıkınca ceset adeta leş oldu. Biraz fazla dursa kokuşacak, kimse suratına bakmayacak. Onun için alelacele hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Defnediyoruz, ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Şimdi amel de böyleymiş. Yani eğer içinde samimi niyet varsa, niyetin içinde de samimiyet ve ihlas varsa, o amel canlıdır, hayatlıdır, Allah katında kıymet ifade eder. Yoksa içinden niyet çıkmış bir amel veyahut içinden ihlas ve samimiyet çıkmış bir niyet Allah katında kıymetsiz, değersiz, hatta merhameti ilahiyeyi, iltifat-ı rabbaniyeyi, rahmet-i rahmaniyeyi cezbeden değil de daha çok gadab-ı ilahiyi, Cenab-ı Hakk'ın Allah muhafaza öfkesini, nefretini, gadabını celbeden bir amel vaziyetine gelir. Öyle diyor. Baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. Yani secde aynı secde ya. Ama seni o secdeye sevk eden sebep nedir? Temelinde ne var? Hedefinde ne var? O secdeden beklentinde ne var? İşte bu sır, bu mana, bütün kainatın devredip döndüğü, etrafında seyrettiği mana bu mana işte. Şimdi hizmette de böyleymiş. Hizmette ihlaslı olmak, halis olmak, samimi olmak, bir de hizmetimizi doğrudan doğruya, onun rızasına bina etmek. Hizmetimizi doğrudan doğruya, değil mi? Neticeye hasretmek değil, muvaffakiyete hasretmek değil, doğrudan doğruya, yalnız ve yalnız onun rızasına bina etmek. O temele yerleştirmek. Bu mana çok önemli. Bakın ne diyor? Tarik-ı hakta çalışan ve mücahede edenler, hak yolunda koşturanlar, mücadele edenler, cihad edenler, Allah için koşturanlar, iman hakikatlerini insanlara ulaştırmaya çalışıp da insanlığın imanını kurtarmaya çalışanlar, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Ha, mevzu bu. Harekatımızı neye bina ettik? Yani bizi bu hizmete teşvik eden, bu hizmette gayret veren,
şevk veren, hareketin, şevkin, gayretin temelindeki sebep neydi? Neye bina ettik? Neydi bu hizmete koşturmanın dinamitleri? Altta yatan sebep, enerji aldığımız trafo nerede? Ha, mevzu buymuş bakın. Harekatını yalnız Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını tarikatta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Edeb-i Din ve Dünya Risalesi'nde vardır ki bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki madem ecel ve her şey kader-i ilahiledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Enteresan bir şey bakın, şeytana bakın. Şeytandaki şevke bakın, gayrete bakın. Şeytandaki o sönmeyen, yitirilmeyen ümide bakın. Adı gibi biliyor bir peygamberin asla hata yapmayacağını, günaha girmeyeceğini, şeytana uymayacağını biliyor. Ama ona rağmen ya tutarsa deyip ona da bir vesvese atıyor. Onu da yoldan saptırmak için değil mi? Adeta ona da bir vesveseyle, ona da bir vesvese vererek onu yoldan çıkarmaya çalışıyor. Allah Allah. Şimdi ne demek bu? İsa Aleyhisselam'a demiş ki sen kendini şu yüksek yerden bakma, at, bak nasıl öleceksin. Hani her şey kaderleydi? Hani insanın eceli Allah'ın elindeydi? Sen kendini attın, öleceksin. Atmazsan ölmezsin. Hadi bakalım, at kendini de buradan. Allah seni öldürmesin. Yani Allah'ı sınamayı, Allah'ı tecrübe etmeyi, haşa Allah'ı denemeyi teklif ediyor şeytana. Sadece İsa Aleyhisselam'a mı? Bütün beşeriyete, hatta bize de her zaman içinde bulunduğumuz bir imtihan, her zaman bize verdiği bir vesveseymiş bu. Aslında hep aynı vaziyetteyiz ha. Şeytan hep aynı yerden yanaşıyor. Bakın ne diyor. İsa Aleyhisselam demiş ki ona, İnne lillahi en yaktabira abdehu ve leyse lil abdi en yaktabira rabbehu. Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Allah kulunu dener, tecrübe eder. Sen böyle yaparsan sana böyle yaparım. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı. Yani Allah'ı imtihan eder gibi, haşa. Allah'ı dener gibi, Allah'ı sınar gibi bir tavır takınmak kulun haddine yakışmaz, haddine düşmez ve hakkı değildir. Allah kulunu dener, kul Allah'ı deneyemez. Allah kulunu imtihan eder, kul Allah'ı imtihan edemez. Tamam da bu konunun bizim mevzumuzla ne alakası var? İsa Aleyhisselam'ın başına gelen bu hadiseyle, İsa Aleyhisselam'a şeytanın bu verdiği vesveseyle bizim mevzumuzun ne alakası var? Şimdi oraya geliyor. İsa Aleyhisselam fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı suy edeptir, edepsizliktir, ubudiyete, kulluğa münafidir. Bakın şimdi, kulluğumuzun içinde, ibadetimizin içinde, kulluğun ruhuna, manasına, hakikatine tamamen zıt, uyuşmayan bir tavır var. İşte bu tavır. Adeta sanki ibadet ediyoruz, kulluk yapıyoruz, dine, İslamiyete hizmet ediyoruz, insanlığı Hakk'a davet ediyoruz. Ne için? Allah rızası için. Fakat
Bununla beraber aynı anda, aynı bu davetin içinde şu hakikati bilemediğimizden, şu manadan mahrum olduğumuzdan, sanki Allah'ı tecrübe eder gibi, Allah'ı imtihan eder gibi, Allah'ı sınar ve dener gibi, acaba şöyle yapsam böyle yapar mı, şöyle etsem böyle eder mi, şu hizmeti yapsam neticeyi verir mi, şu hizmete teşebbüs etsem sonuna götürür mü, şu falancayı çağırsam acaba dinlettirir mi, dinlerse acaba hidayet verir mi, hidayet verirse acaba imanla kabre sokar mı diye, adeta önümüzdeki Cenab-ı Hakk'a ait olan, bizi ilgilendirmeyen, bizim vazifemize dahil olmayan çok meseleleri sorgulattıra sorgulattıra bizi o hizmetten vazgeçiriyor. Halbuki senin vazifen tebliğ etmek, çağırmak, davet etmek. Onun için ücret alıyorsun, onun için mükafat alacaksın, onun gayretinin sevabını alacaksın. Netice sana ait değil ki, seni ne ilgilendiriyor? Netice Allah'a ait. Ha. Şimdi acaba ben vazifemi yaparsam Allah da vazifesini yapar mı? Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Cenab-ı Hak ister hidayet verir, ister vermez. Verse de vermese de senin gayretinin mükafatını sana verir, ondan şüphe etme. Ha, öyleyse biz kendi vazifemizi düşüneceğiz. Harekatımızı, amelimizi neticeye bina etmeyeceğiz. Şimdi geliyor, çok önemli bir nokta bu. Neticeye bina etmeyeceğiz. Yani netice için, muvaffakiyet için, maddi ve zahiri neticeler için değil, yalnız ve yalnız rıza ilahi için çalışacağız. Şimdi biz bilmiyoruz ki Allah hangi halimizden razı. Bazı peygamberler gelmiş, birkaç tane ümmetinden başka ümmeti olmamış. Ama Cenab-ı Hak sen yapamadın, sen bu işi beceremedin diye haşa ona peygamberliğin o büyük mükafatını esirgememiş. Çünkü onun vazifesi tebliğ etmek, onun vazifesi hidayet vermek değil, iman dağıtmak değil, insanlığın kalbini yarıp da içine koymak değil. Öyleyse ona ait olmayan vazifeyi ve o vazifenin neticesini Allah ondan bekler mi? O Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Birkaç tane ümmeti olan peygambere de o peygamberliğin azim mükafatını, büyük neticesini Cenab-ı Hak takdim etmiş, vermiş. Öyleyse biz bilmiyoruz hangi halimiz, hangi vaziyetimizden razı. Milyonlara hitap ederken, değil mi, Allah muhafaza riyakârâne tavırlar mı? Yoksa birkaç insana sanki milyonlara hitap eder gibi coşkuyla, şevkle davasını sırf rıza ilahi için anlatan tavırlar mı? Bilmiyoruz. Öyleyse bildiğimiz bir tek şey var. O da rıza-i ilahinin olmazsa olmazı ihlastır, samimiyettir. Onun da esası amelin temeline Allah'ı koymaktır. Yani Allah için ol. Şimdi endeks diye bir şey var, duymuşsunuzdur endeks. Yani şimdi düşünün, mesela ev kiraları diyelim ki memur maaşlarına endeksli olsa, memur maaşları düşüp yükseldikçe ev kiraları da ne yapar? Ona göre düşer, yükselir. Birisi diyelim ki mesela bir şeyin ücretini dolara endekslediyse, dolar değiştikçe o da değişir. Borsaya endeksliyse, borsa yükseldikçe o da yükselir, borsa düştükçe o da düşer. Yani ona göre değişir. Endeks demek bu. Bir şeyi neye endekslediyseniz o ona göre vaziyet alır, ona göre değişir, ona göre iner çıkar. Şimdi bizim şu değişip duran şevkimiz, gayretimiz, bizim şu değişip duran hallerimiz acaba neye endeksli? Hizmetimiz neye endeksli? Tebliğimiz neye endeksli? Şevkimiz neye endeksli? Gayretimiz neye endeksli? Değişip duruyor bu. Öyleyse değişen bir şeye endekslemişiz.
Eğer sabit bir şeye endekslemiş olsaydık, hizmetimiz, şevkimiz, gayretimiz, ciddiyetimiz, samimiyetimiz hiç değişmezdi. Milyonlar dinlerken de aynı şevkle, aynı gayretle, hiç kimseyi bulamadığımız zaman, tek başımıza birkaç samimi insanı bulduğumuz zaman da aynı o kürsülerde coşmuş hatip gibi, değil mi? O coşkuyla, o gayretle, o samimiyetle davamızı tebliğ ederdik. Tıpkı Bediüzzaman Hazretleri gibi. Tıpkı Bediüzzaman Hazretlerinin örnek aldığı, izinden gittiği, sünnetine tabi olduğu Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam gibi. Yani nedir? Onun şevki, onun gayreti, onun samimiyeti, onun hizmeti değişmeyen bir şeye endeksli. O da ancak ve ancak nedir? Allah'ın rızasıdır, başka bir şey değildir. Onun rızasına endeksli olunca, milyonlar dinlemiş, 3-5 kişi dinlememiş, insanlar sırtını dönmüş veya alkışlamış, tebrik etmiş, takdir etmiş veyahut değil mi, tenkit etmiş, hiç fark etmiyor. Niye? Çünkü o insanların rızasına talip değil. Onun şevkini, gayretini, halini, hareketini, ciddiyetini, samimiyetini insanlar belirlemiyor. Allah belirliyor. Öyleyse dağlar yıkılsa, değil mi? Dünyalar çökse, adeta onun şevkinden bir taş düşüremez. İşte ihlas, samimiyet ve Allah için olmak. Rabbim şu manayı, şu sırrı bizim ruhumuza hakim eylesin inşallah. Yani değişen tavırlarda, değişen şartlarda değişmeyen bir kul olmak. Değişen şartlarda değişmeyen bir tavır sergilemek. Olsa olsa rıza-i ilahiye endekslenmiş ve yalnız ve yalnız onun rızasına talip olmuş bir kulun hali, ahvali, tavrı, hareketidir. Başka olamaz. Madem hakikat budur, İnsan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından Celaleddin Harzemşah, Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken vüzerası, vezirleri ve etbaı, tabileri, insanlar, halk ona demişler, sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. Bakın şimdi şu ifadeyi dikkatle dinleyin. Muzaffer bir kumandanın tavrı, hareketi, takındığı vaziyet. Diyor ki, o demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Ben cihadın şartlarını yerine getiririm. Küffarla dişe diş savaşırım. Ha, fakat beni mağlup etmek veya galip etmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muvaffakiyet veya mağlubiyet onun vazifesidir. İşte o zat. Şu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Şimdi şu hizmet, bakın şu anda yapılan hizmet de bu. Yani biz şuradan şu hakikatleri okuyup elimizden geldiği kadar tebliğ etmekle vazifeliyiz. Milyonlara ulaşır, binlere ulaşır, on binlere ulaşır veyahut hiç kimse dinlemez. Bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki biz tebliğin şartlarını hakkıyla yerine getirelim. Bize düşen mesuliyeti hakkıyla icra edelim. Perde olmayalım. Perde olmasak zaten başka ihsan istemez. Ha, dava onun davası. Değil mi? Mülk onun mülkü, kul onun kulu, hidayet de onun elinde. Öyleyse bizi Cenab-ı Hak sadece ve sadece istihdam etmek istiyor. Biz de boynumuzu büküp onun istihdamına rıza gösterirsek, o tebliğin büyük mükafatını, o cihad-ı manevinin büyük neticesini bize ikram edecek, bize ihsan edecek inşallah. Ya demek Celaleddin Harzemşah'ı az bir orduyla çok kalabalıklara galip kılan sır,
devamlı, değil mi, galibiyete götüren mana ve hakikat buymuş. Yani asla ve asla kendisine ait olmayan vazifeye karışmıyor. Şimdi doğrudan doğruya Allah'a teslim. Eğer kendini Allah'a teslim ettiyse, Allah kendisine teslim olana haşa, değil mi, ihanet eder mi? Haşa, onu yalnız bırakır mı? Onu çaresiz bırakır mı? İşte biz Cenab-ı Hakk'a hakkıyla teslim olamadığımız, ona hakkıyla kendimizi teslim edemediğimizden, adeta Cenab-ı Hakk'ın kudreti, ilmi, iradesinin yanında acabalarla, olur mu ki acaba ben vazifemi yapsam Cenab-ı Hak da vazifesini yapar mı? Acaba şunu yapsam olur mu? Şu beldede hizmeti başlatsam ulaşır mı? Şu dershaneyi açsam tutar mı? Şu falanca şahsa anlatsam kabul eder mi diye kendi vazifemizi adeta Allah'ın vazifesine endekslemişiz. Cenab-ı Hakk'ın vazifesini kendi vazifemize şart koşmuşuz. Sanki Allah vazifesini yapmak için söz verirse, Cenab-ı Hak vazifesini yaparsa ben de yaparım diye. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bize ve bizim vazifemize ihtiyacı yok. Evet, insanın elindeki cüz-i ihtiyarıyla işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netaici, neticeleri düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar, halkların Risale-i Nur'a iltihakları, insanların dinlemesi, çok insanların gelip de bu davaya girmeleri, kalabalıkların salonları doldurması, taşırması, izleyicilerin rakamlarının yükselmesi, halkların Risale-i Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıflerin kuvve-i maneviyeleri kırılıyor. Bakın, tam bir ölçü. Eğer insanlar dinlemediğinde bizim de şevkimiz sönüyor, kuvve-i maneviyemiz kırılıyorsa bu zayıflık alametidir. Ne zayıflığı bu? İman zayıflığı. İman zayıf olunca amel doğrudan doğruya Allah için olamadığından, neticeye bina edildiğinden, başka sebepler ondan beklendiğinden dolayısıyla o sebepler, o neticeler ne yapıyor insanı? O noktada boğuyor, şevkini kırıyor, gayretini söndürüyor. Niye? Amelini neticeye endekslemiş. Halbuki amel Allah'ın rızasına endekslenince ameldir. Allah'ın rızasına bina edilince ameldir. Onun dışındaki amel, amel değildir. Sevap getirmez, azap getirir, Allah muhafaza. Ya, demek kalabalıklara, insanların takdirine değil, doğrudan doğruya rıza-i ilahiye talip olacağız. Ama işin şu tarafı da var. Biz insanlığın imanını kurtarmaya gayret edersek, biz kalabalıkların, milyonların imanına talip olursak, ha, o noktada Allah bizden razı. Yoksa ya kemiyet değil, keyfiyet önemli canım deyip de ha, sanki keyfiyet kemiyete zıtmış gibi. Yani keyfiyet dediğimiz kalite. Kalite sanki çokluğa zıtmış gibi. Ha, demek biz kemiyet içinde bir keyfiyet arayacağız. Hatta diyor ki başka bir yerde, hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsızlık gösterdiğimiz halde neticelerine kanaatle mükellefiz diyor. Yoksa hizmette, gayrette kanaatsızlık makbuldür. Hırs makbuldür. Kainata talip olacağız. Tüm dünyanın imanına talip olacağız. Zübeyir abi öyle demiş. Elimden gelse küre-i arza nazır bir tepeye çıkıp bu hakikatleri bütün küre-i arza haykıracağım diyor. Elhamdülillah şu anda şu teknoloji küreye arza nazı bir tepeye çıkarmış bizi şu anda. Şuradan tüm sesimizi dünyaya duyuruyoruz elhamdülillah. Rabbim inşallah şu beraberliğimizi, şu seferberliğimizi kabul etsin inşallah. Hep beraber şu dersleri paylaşarak bu hale getirdik. Getirdiniz, vesile oldunuz. Rabbim inşallah sonuna kadar da götürmeyi, tüm insanlığa
bu sesi, bu sözü, bu hakikatleri şu Kur'an davasını ulaştırmayı nasip etsin inşallah. Şevkimizi, gayretimizi, ciddiyetimizi, samimiyetimizi, sebatımızı doğrudan doğruya kendi rızasına endekslemeyi, kendi rızasına bina etmeyi nasip etsin inşallah. Evet, son paragrafı hemen okuyup bitiriyorum. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların Risale-i Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıflerin kuvve-i maneviler kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üstad-ı mutlak, muktedâ-i kül, rehber-i ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Üstad-ı mutlak, muktedâ-i kül demek, yani her halimizde, her vaziyetimizde onun hayatında kendimize bir örnek bulabileceğimiz bir şahsiyet. Sıkıştığımız her anda onun hayatından bir tabloyla, onun hayatından bir ipucuyla, bir modelle kendimizi kurtarabileceğimiz bir model, her halde iktida edilmeye, peşinden gidilmeye layık olan bir zat demek. Muktedâ-i kül, rehber-i ekmel olan, tam, kamil, mükemmel bir rehber olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. İnsanlara davamızı anlattık, uğraştık, çalıştık, çabaladık, kanal açtık, Facebook açtık, Instagram açtık, her taraftan anlattık, çağırdık, çabaladık, şartları yerine getirdik, bir türlü olmadı. Boynumuz büküldü, belimiz kırıldı, ne yapacağız? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir vaziyette ne yapardı? Yaşamış mı acaba böyle bir tabloyu? Yaşamaz mı ya? Hem ne alasını yaşamış, anlattığına karşı bırak dinlememeyi, bir de üzerine, değil mi, o mübarek baş, şerefli başına işkembeler atmışlar, işkence etmişler, pislikler saçmışlar, hakaretler etmişler. Yani bu tebliğin, bu hizmetin, bu gayretin neticesi bu muydu? O ne yapmış o vaziyette? O halde nasıl bir tavır takınmış? Bakın ne diyor? Üstad-ı mutlak, muktedâ-i kül, rehber-i ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Efendimiz, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ Ayet diyor ki, ey Habibim, sen yalnız tebliğ ile vazifelisin. Olan fermanı ilahi kendine rehberi mutlak ederek, insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayı gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Bakın enteresan bir şey. İnsanlara tebliğ ederken, insanlara dini anlatırken asla katiyen onların dinlememelerindeki sebebi, bahaneyi, faturayı onlara kesmemiş. Demiş ki herhalde ben anlatamadım. Yine eksik anlattım. Tebliğin şartlarını yerine getiremedim deyip daha ciddi, daha samimi, daha gayretli devamlı faturayı kendine kesmiş. Devamlı adeta kendini suçlu bulmuş ve devamlı bir üst perdeden tebliğ etmeye çalışmış ya. Biz şimdi birisine anlatsak dinlemeyince ya adam da kafa yok, İstidadı yok, abi nasibi yokmuş be diyor. Hayır hayır, üstadımız da öyle diyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bir memlekette hizmet olmuyorsa veyahut eksik oluyorsa, bir, değil mi, hizmette bir sıkıntı varsa, bir kusur varsa bütün mesuliyet talebelerimindir diyor. Onların yüzünden olmuyordur diyor. Niye? Şu mal satılmayacak mal mı Allah aşkına? Şu dava revaç bulmayacak bir dava mı? Şu hakikat insanlığın talip olmadığı bir hakikat mı? Öyleyse suç bizde, kusur bizde deyip daha ciddi, daha samimi, dört elle sarılıp hizmetin, davanın, tebliğin hakkını vermeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hakk'ın vazife. Çünkü inneke la tehdi men ahbabte velakinne Allah yehdi men yeşâ sırrıyla. Anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşlerim, siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız.
ve Halikinize karşı, Cenab-ı Hakk'a karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Bakın, insanın ayaklarına kelepçe vuran vesvese, desise, şeytanın planı, prangası işte bu. Tam hizmet edeceksin, birisine davanı anlatacaksın. Acaba anlatsam dinler mi? Dinlerse kabul eder mi? Kabul etse acaba imana girer mi, hidayete girer mi? Acaba hidayete girse imanla ölür mü? Gittikçe, ya kardeşim, senin vazifen sadece anlatmak, dinletmek, kabul ettirmek, iman ettirmek, hidayet vermek, ölünceye kadar imanla yaşatıp da imanla kabre sokmak, bunlar hep Allah'ın vazifesi. Sana ne Allah'ın vazifesinden? Sen vazifeni yap. Öyleyse gözünü karart, teşebbüs et. Tereddüt etme. Bu nokta çok önemli. Yoksa hemen, değil mi, İhtimaller, acabalar, Allah'ı imtihan etmeler haşa. Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etmeler. Acaba ben vazifemi yapsam o da vazifesini yapar mı gibi. Bütün bu vesveseler, desiseler bizim hizmetteki ilk teşebbüsümüzü kıran, gayretimizi bitiren, ha, bu hizmetteki şevkimizi söndüren en büyük sebepmiş. Rabbim muhafaza etsin bizi. Şu hakikatlardan hakkıyla hissedar etsin. Hepinize de inşallah bu hakikatleri gelip, şu üstadın yaşadığı, şu hakikatleri kaleme aldığı şu beldede, Barla'da bizzat okuyup istifade etmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün Barla sıddıklarının ve üstadımızın da ruhu için El Fatiha.